Arkadaşlar terastayız şimdi. Biraz rüzgar var ama hayvan rüzgar atıyor. Dişisi birazcık var. Dişisi çok. Kendine belirlenmişler. İnşallah yerler. Vay vay şaka. Arkadaşlar teras böyle. Burada iki tane daha kümes var. Fakat soğuk diye düşün şeyli yeri, kaliferli yeri alıyorlar hayvanları. Soğuk diye içerisi. Kuşlar şu arkaya doğru gitti. Rüzgar da var ama inşallah gelirler ya. Bunlar biliyorlar zaten. Daha önce çok uçtular değil mi? Harbiden burada kar yağmaya başlamış. Bak. Ya geçen hafta nasıldı, şimdi havaya bak ya. Dünya dün geçti. Ay maşallah. Gelemiyorlar ki. Gel neyse yaklaştılar gerçi. Peki Uğur, terasta bakıyorsun. Terasta beslemenin zorlukları nedir? Abi çok şikayet geliyor. Bir de ben çok çatıya çıkıyorum. Kent buraya çıkıyorsun değil mi? Kent çıktığına. Ya ama kimseye bir zararı yok abi. Karşı tarafta adamın mutfağı var abi. O şikayetçi değil, yan tarafta terası olan adam şikayetçi. Hiç de terasına çıkmadığı halde şikayetçi. Adam sürekli camını açık tutuyor abi. Tüyler kalkıyor burada. Adam diyor ki sen güzel kümes yap, bir beraber kuş izleyelim diyor. Yan taraftakinin dediğine bak, onun dediğine bak abi. Ya işte, ya zaten senin aldığın zevki veya o yandaki söyleyen abinin aldığı zevki, yandaki o adam da alsa, he, o adam da almış olsa inan der ki ya çocuk burada eğleniyor. Ya ne kahveye gidiyor, ne başka bir şey var. Ya en azından geliyor, buralara sahip çıkıyor icabında. Veya abicim ben terasa, şimdi sözünü kestim kusura bakma. Ha, söyle. Ben abi terasa bastıramadığım kuşu, adamlar diyor ki balkonuma kuş sıçıyor diyor. Ben de diyorum ki abi üstünde benim kuşumun adı mı yazıyor, anlamadım ki ben. Ya zaten bir defa adın çıktığı zaman bu iş böyle oluyor. Abi kuşlar nerede o? Şu adam diyor ki gelip benim balkonuma. Yok abi, diyor bir dünya kuş var. Burada yabanisi var, kargası var. Ne bileyim, aklına gelecek bir dünya hayvan var. Ama gel gör ki her türlü her yerde sorunları yaşıyoruz. Biz de bizim orada sorunlar yaşıyoruz. Komşu gelip şikayet ediyor, zabıta geliyor. Yani Allah'a şükür zabıtamız gelmedi de gelecek ya, yakında gelecek ya, yüzünü göreceğiz. Ya senin olan mala adamlar ayağlarında bilezikleri olduğu için senin olan malzemeye gelip adam buradan alamaz. Yani bunun için mahkeme izni çıkarması lazım. Sahipli hayvana dokunamazlar. Dernekler var. Derneklere de yazılacağım. Derneklere yazılınca mecburen sadece ceza yazabilirler. Yani şey yapamazlar. Sana bir şey yapamazlar. Dediğin gibi derneğe yazılırsan. Bu da atanlardan çok güzel atlıyor. Gel bakalım. Gel. Rüzgar atıyor abi. O indir o. Hadi. Gel. Boş ver. Bu rüzgarda zaten uçmak bile. Uçması bile sıkıntı. Arkadaşlar bir de bizim burada atmaca doğan Gökdağ'ın belası var. Yani bu arkadaşın da daha geçen hafta çok güzel bir tane mavisini aldılar değil mi Uğur? Anlatsana onu. Şey Muhammed. Abi kuşu 15 tatilde kanatları falan geliyordu. Kuyruklarını falan da geliyordu. Makasıydı, damızlıklarımdan da. Hani böyle kendini zorlayan kuşlardan da. Fışkırdım iyi giden sesli şamatalı kuşlardan da. Abi kuşu 15 tatilde çektim, kanatlarını toparladı derken kuşu dedim ki ben bir açayım, hazırlayayım dedim. Baktım sen de hazır video çekiyorsun dedim. Hem de hani eğlence olmuş olur, video atarız. Abi kuşu hazırladım. Tam işte çekeceğimiz zaman geldim o gün, sizin oraya video atmıştın zaten çifte. Yazdın orada abi. Abi o zaman bir baktım kuşu atmaca almış götürüyor ayağında. Çatıda oturuyordum ben de, kuşlara falan bakıyordum. Dedim o gün bir yükselteyim dedim, böyle bir azıcık hayvanlar bir yükselsin. Bayağıdır yükseltmiyordum kuşları. Dedim bugün yükselsinler. Abi geldi şuradan, önce miskerkeye vurdu. Normalde uçmazdı, hayret uçtu. Yani atmacanın korkusuna hayvanlar birazcık kendine oyun bırakıyor falan. Bende oldu çünkü yavrularım da falan. Abi vurdu miskiye, miski geldi hemen attı. Sonra gitti center'ın oraya bir tur döndü abi. İlker abi oradan bağırdı geliyor diye. Ben de ona bağırdım abi alacak diye. Aldı kuşu zaten abi, belliydi zaten. Ya alacağını. O geldiği zaman onun affı yok. Gökdoğan var ya. Gelen de abi çok değişik bir şeydi ya. İlker söyledi, beyaz meyaz kahverengili burası bir şeymiş. Burası ballıydı abi, ben paslı atmacayı ilk defa gördüm. Paslı atmaca arkadaşlar, bu kostümcüler bunu da mı ürettiler, ne yaptıysalar.
Burası ballıydı abi, kanatları tamam gümüştü de bu normal geçen sene benim kuşlar alanda daha bir değişikti. O paslı paslı ama atmaca üretiyor demek ki birisi. Abi şöyle bir şey, kuş o kadar rahat geldi aldı ki ben şaşırdım yani, kuşlar manevra bile yapamadı. Ya. Geçen sene alan hiç affetmiyor, iki apartmanın arasından giriyordu. Öyle bir kendine yer yapmış ki. Oradan gelip alıyordu. İki apartmanın arasından direkt tık diye vuruyordu, kuşu götürüyordu. Ya hayret ettim ben de. Vallahi hayret. Karnı dönmüş adamda o kış yine. Ya o da ne yapacak yani, rızkının peşinde. Biz de bak kaç tane, 3 tane, 4 tane kuş verdik. Misi kıstı geliyor. Misi'nin bu özelliğini seviyorum. Erkek de çok güzel kısıyordu. Öyle sebep. Ya martı geldi bu sefer de martı. Aferin sana. Yine aferin sana. Güzel. İyisinler zaten. Hava ben çok şey. Makastan yeni çıktılar. Daha nefes alın. Nefes alacağım, bu da gider. İçerideki kuşlara biraz daha şöyle bakalım. Şampiyonlar Ligi'ne devam arkadaşlar. Uf. Dışarısı da bir soğuk var. İçerisi... Şey, ince ben sen ne diyorsun? Götür. Beder çıksın ki bana herhalde yetmişsiniz. Götür. Umutlu olanı götür. Şampiyonlar Ligi'ne devam arkadaşlar. Buradaki şampiyon beyazlar, bu beyazlar çok uzun gidiyormuş. Muhammed'in söylemesine göre. Bunları gezeceğiz inşallah. Vallahi çok çok güzel kuşlar var. Muazzam, gerçekten çok basılı kuşlar var. İnşallah. Haydi kuşlara çıkacak mı? Ben geldim. Sen al, götüreceğini götür. Koymuşum abi. Onları da arkadaşlar diğer kümese koyuyor. Orada yumurtası olan, yavruya yavrusu olan ve yumurtayı kovalayan hayvanlar var. Onları da oraya alacak. Bazıları burada, bazıları orada. Ama gerçekten kuşların buruşları olsun. Çok basit kuş oldukları belli. Abi Uğur abi de kuşları falan vereceğim. Vermiş zaten ya çoğunu. Hayrettin aldı mı bilmiyorum. Bana gidecek erkek mi? Kimin mavisini? O bir tane uçurdu var ya, şeyin altına giden. Bunu Yusuf Arder'e verdik. He, o maviyi aldık biz ya. Aldım. Bizim oraya koyduk. Uçur kümesine koyduk, uçuracağız bunu. O mavi bizim orada. Geçen bize de gelmiş. He, bizim orada o mavi. Şöyle yüzyıl efendim. Postaları toparlan. Postaları toparlan. Postaları toparlansın. Arkadaşlar bu gerçekten kuşlarda farklı özellikler var. Dikkat ederseniz kuşların duruşlarına filan. Kuşların kafa yapısı ve boyun yapısı olarak ve duruş özellikleri olarak gerçekten çok değişik özellikle kuşlar. Ya oyun kuşunun bütün özelliklerini nerede sağlıyor? Mesela benim şu arkadaki mavi, yakınlaştırayım. Şu mavi benim gerçekten çok hoşuma gitti. Çok güzel bir hayvan. Yani kaybedilmesi, kaybedilince üzüleceğim bir hayvan. Çok harika bir hayvan. Burada bir tane ABD ve savunu var. Şöyle, kuşları şöyle ufaktan bir çekelim. Gerçekten şampiyonlar değil ya. Burada sarı göz bir tane Araf var arkadaşlar. Kanatları makaslı. Kuş. Şöyle farklı bir kuş. Ya kümeste olan kuşların çoğu zaten dikkat ederseniz duruş açısı olarak, kafa yapısı olarak değişik özellikli hayvanlar. Şöyle bakarsanız gerçekten basın kuş olduğunu anlarsınız. Mesela şu önümüzdeki çakmaklı da dikkat ederseniz çok güzel. Ayağında bir sarı bileziği var. Yani harika bir kafa yapısı, boyun yapısı var. Ya ben oyun kuşunda göz yapısını, gaga tipini, gaganın böyle beyaz oluşu, koyu kuşta. Ondan sonra kafa yapısı. Ya bunlar benim hoşuma giden şeyler, paşa takımı. Ama kuyrukta, yani 15 kuyruk, 16 kuyruk, bunlardan pek anlamıyorum ben. Yani şey yapmıyorum çünkü, yani daha doğrusu özel önem vermiyorum, yani özen göstermiyorum. Ama şu özellikle kafa yapısı, göz ve gaga benim ayrı bir hoşuma gidiyor. Yani ayrı bir özellik benim için. Ben onlara dikkat ediyorum. Şuradaki mesela koyu bozlardan bir tane savunu var, görüyorsunuz.
şeyde burada çok güzel. Çok güzel vasıflı bir hayvan. Belli zaten. Kendini belli ediyor. Bunlara bakarsak şimdi şu hayvanları dediğim gibi görüp de hayvanların fiziksel özelliklerini anlayan bir arkadaşlar da illaki bunu hak verecek, göreceksiniz. Şimdi gerçekten Uğur niye zahmet ettin ya? Çayımız da geldi arkadaşlar. Eyvallah. Çayımız içeri. Evet, sohbete devam edelim. Kaçmasın lan Murur. Kaçsın lan. Alışkın vardı mı bunların postlar arasında? Alışkın. Postlarda alışkın. Bir tanesi alışkın değil, geldiğine alışkın. Alışkın değil mi? İyi, tamam. Şu kanatları olan alışkın değil. Geldiğine alışkın kanatları olan. Murur sağ olsun çay demlemiş. Şu çay, çaysız olmaz. Çaysız kuş. Çayımıza iki kuş taşıyor, izlerken bile. Burada bu en eski kuşun hangisi? Mavi, ilk mavi. Hangi? Babının eşi. He, o mavi mi? Aynen abi. Sonra peşinden sabun geliyor, ilk sabun. Onun peşinden sinekli mavi geliyor. Şuradakiler mi sabunlarda? Bunlar benim gözüm. Peki mesela hani vazgeçemeyeceğim dediğin hayvan hangileri? Bunlar dediklerin mi? Aynen abi. Bunlar benim kuşlarım, bir de beyazım var. Beyazımsız olmaz. Şu beyazlardan mı? İlle büyüttüğüm beyazlardan değil mi? Aa, orada arkada olan beyazlardan. Bunlar diyorsun ki vazgeçemeyeceğim bir hayvanlar. Aynen abi. Hepsini veririm, bunları vermem. Sadece 4 tane dişisini bırakırım. Diğerlerini hepsini veririm. Peki bu? Var, şey, güzel oynayan kuşlar da var. Güzel şey yapan kuşlar da var da. Ya. Benim için en önemli oynamasın. En eski kuşlar yok. Şu zaten hediye. Ben hediye aldığım kuşu abi ölene kadar beslerim. Kötü de olsa hani gidip de vermem. Perçemli olan masrafı iyi yapmışsın ya. Güzel olmuş. Demek Muhammed öyle he? Aynen abi. Vazgeçemeyeceğim kuşlar onlar. Uğur bir abiden geldi işte, Ankaralılar Mahallesi'nde oturuyordu. Sema'nın aşağısında, aşağıda besliyordu. Kuşu bastıramadı. Dedim abi bir hediye eder misin? Vermemek için bir tane şey yaptı ama sonunda verdi, gönlü verdi, aldım kuşu. Tamam abi dedim. Bu kuşun çok anısı var abi. Ben burada kuşları yedirirken kuşun ayağı buraya sıkışıyor, kapıda kırılıyor. Evet. Eklem yerinden kırılıyor. Volkan abiye götürüyorum. Volkan abi ne yaptı? Gökhan abi diyor ki bu kişi iyileşmez diyor. O orası iyileşmez diyor. Volkan abiyle biz bir şekilde, ben Volkan abiye yalvarıyorum abi bu kuşu iyileştirelim. En sevdiğim kuşum falan. Volkan abi de kırmıyor. Kuşun bacağındaki tüyleri yolduk. Zeytinle bir tane yan tarzı bir şey vardı, onu koyduk. Bağladık abi. Ben bir hafta bunu evin içinde odamda baktım. Sıcaklığı beklettim. En son ayağı böyle kaynadı, düzeldi. Sonra peşinden yavru almaya başladım. Altlarından abi ibikli ballı, babası gibi ibikli ballı, bir de annesi gibi tek aynalı sabun geliyor. Diyorsun ki bu kuşların üzerinde, benim bulunduğum üzerinde çok emeğim var. O yüzden de bu hayvanlar benim vazgeçilmez kuşlarım. Aynen abi. Peki Uğur, ya şimdi kuş besliyoruz. Ya sana ne katıyor yani kuş beslemek ne? Annenden illaki azar yiyorsundur bu konuda. Çok derslerin abi kötüdür. Çok abi. Yani bu kadar sana kötü özellikleri de var. Kötü şeyler de katıyor. Hani yani ne yani? Hani mesela niye hala devam ediyorsun kuş beslemeye? Abi beni dışarıdan uzak tutuyor. Ben arkadaş çevremi bıraktım. Bir sürü arkadaş çevrem vardı. Ben şimdi kimsenin yanına gitmem. Okuluma giderim, evime gelirim, bunları yedirdim, yatar uyurum. Yani arada bir derslerimi yaparım. Şimdi derslerime Allah'a şükür hani yoğunlukla vermeye başladım. Nasıl diyeyim abi? Böyle dışarıdan uzak tutuyor. En iyi şey o bunlar bendeki etkisi. Yani abi besleyin diyeceğim, annesi kızacak şimdi bunları izleyenleri, sen ne diyorsun falan. Abi dışarıdan uzak durmak istiyorlarsa tek çare bunlar. Ben birkaç tane arkadaşa çevreyi bıraktırdım bunlar sayesinde. Okul arkadaşlarıma sigarası vardı, içkisi vardı, adamlar otobüle düşmüştü abi. Ben bunlara gittim, kuş verdim, dedim gel beraber besleyelim çocuklarla. Ellerine tutum getirdim, böyle beraber kuş besledik, ortak olduk. Şimdi çocuklar abi elit takılıyorlar sürekli kafelerde falan abi. Yok ama abi, en azından eski hani daha kötü alışkanlıklarını bıraktılar abi. Yani ben buradan kendime nasıl insan abi, kendime gurur duyuyorum arkadaşlarımı kötü şeylerden kurtardım diye. Yani en iyi etkisi bence bu abi.
Başka da anlatılmaz yani. Yani bence de en güzeli sen zaten arkadaşlarımı o kötü çevreden kurtararak yapmışsın. Yani o konuda bir dosta, bir arkadaşa düşen görevini sen yerine, üzerine gelip düşeni yapmışsın. Yani daha artık bundan sonra, o saatten sonra onların yapacağı işler, onun bileceği işler. Ya tabii kuş işi, ben geldim kaç yaşına, bize de sıkıntılar çıkıyor. Yani güvercin işi arkadaşlar... Bir ara bırakmıştın zaten evini. Bir ara bıraktık, ondan sonra yine dayanamadık. Yani bu öyle bir şey ki, gerçekten bunlara değer veren insan, yani bunların böyle... Şimdi mesela şey söylüyorlar, ben daha önce videolarımda söyledim. İşte kuş beslemek hastalıktır. Ya kardeşim ben diyorum ki, hastalık olan şey kötü bir şeydir zaten. Ama bu bir olsa olsa bir tutkudur, yani bir sevdadır yani. Bir şey. Yani bu başka bir şey yani. Çünkü hastalık dediğin şey kötü bir şey. Bu kötü bir şey değil ki ya. O kadar güzel bir şey ki. Al işte muhabbetin söylediklerine bakın. Yani şimdi bunu size yaşatan ne var ki hayatta? Ya bunu konuşturacak yani. Ha, iki tane kuşçuluğu kötü yapanlar zaten böyle boş insanlar, boş gezen insanlar, kuş çalan insanlardır. Yani onlar yüzünden insanların başına kendi kötü şeyler de geliyor. Hani kuş iyi yanları, hani kuşun kötü yanları da var. Çünkü niye? Hani boş gezen insanlar, boş insanlar var. Kuşları çalıyorlar falan. Onlar yüzünden zaten hani kuşa düşmüş insanlar yüzünden, para peşinde koşan insanlar yüzünden zaten bu hallere geldi kuşçuluk. O yüzden kimse zaten kuşçuluğu sevmiyor. Normalde kuşçuluk iyi bir şey yani. Bana bakın yani, evi yapmışım ama ben kuşların sırf iyiliği için yaptım bunu yani. Ya bu öyle soğukta mesela, bu soğukta dışarıda kalan hayvanlar tabii ki sıkıntı yaşar. Ama bu odanın içerisindeki sıcaklık, yani biz bile çok rahat ediyorsak bu hayvanların tüyleri olmasını işte olması sebeple daha sıcak dururlar. Ve yavru büyütme de daha kolay olur bu sebeple. Yani eğer ki bir insan gelip de yani evinin bir odasını gelip de bu kuşlara ayırıyorsa, yani bu kesinlikle kötü bir şey olamaz arkadaşlar. Kesinlikle kötü bir şey olamaz. Bu hem de çok güzel bir şey. Ama bence şuraya bakarsak çok hayvan var. Bunların tabi bakımı da zor değil mi Uğur? Aynen. Şey Uğur diyorum ya. Ya Uğur nereden çıkıyor? Muhammed. Uğur abi demek ki Sinan ya. Bakımı zor abi. Ne kadar bir masrafın oluyor bu hayvanlara bakarken? Abi ilacı aşıları falan her şeyi, vitaminleri hani bayağı bir tutuyor. Yani tahminen bir fiyat biçmedim bunları ama yani yaptığım zaman yine de hani seni zorluyor, insanları zorluyor. Tabi abi ya, kolay değil ki. Şimdi bunun önüne yemi attık, suyunu verdik. Yok, abi, tamam öyle bitti. Öyle de bitmiyor işte. He. Ben mesela şu yavrular şu hale geldi. Şimdi bizim bir abi var Çayırova'da, onu çağıracağım. Gelecek kuşlara aşı vuracak. Bağışıklılık aşısı. Abi bunları vurunca ben tüm kuşlarıma vurdurdum. Yani kuşların pustuklarına bakmıyorum. Kuşlar yani hasta oldukları için pusmuyorlar. Onlar hava soğuk diye pusuyorlar. Yoksa o kuşlar hepsi turp gibiler. Yani kanatları olsa her türlü kaldırsam ne giderler. Diyecekler. Hepsini aşıladık. Tabii o kuşlar iyi ya, maşallah. Yani kuşlarda sıkıntı yok. Ama şeyi nasıl çözüyorsun peki? Taş olayı nasıl çözüyorsun? Taş veriyor musun hayvanlara? Veriyorum abi. Bu vitamin taşları, kil taşları falan var. Onlardan şu tabakları zaten ağaçlandırıyor. Muhakkak taş ver ki hayvanlara. Çünkü bu hayvan terasta olduğum için burada hayvan taşı bulamaz. Burada vereceğin şey kendi onlara özel olarak. Toprak var onlardan falan. Yani özel olarak bunlara taş muhakkak karşıla ver. Şu maşallah yumurtalar sıkıntıda oldu. Yumurtalar çatladı, kırıldı, paramparça oldu. Onlar bir anda sinirlendi. Sonra baktım işte kuşa bir anda bağlanınca her şeyi unutuyor insan. Baktım bir şey eksik bu kuşlarda. Niye yumurtalar kırılıyor? Sonra baktım ki kuşlar odaya almışım. Taş yok, çakılıyor. Dışarıda olunca annemin saksısından alıyorlardı. Gittim hemen kil aldım, kil bastım bunlara. Maşallah şimdi üretime son gaz devam. İşte arkadaşlar ben videolarda bahsediyorum ya işte bu taşın öneminden. Hem kuşun kemik yapısı hem de yumurtanın kalitesi. Yani yumurta kabuğunun kalitesi ne? Bu taşlar belirliyor. Ayrıca da tabii ki en önemli şey bu kuşlarda ne var? Taşlık sistemi var. O taşları yedikleri taşlarla beraber kuşlar yedikleri yemi öğüterek bu besinlerden yararlanıyorlar. Dediğim gibi muhakkak hayvanlara taş şart. O bir de asili sanıyorum ben de taşlık varmış kuşlarda. Kuş taşlarda. Yumurta felci çok kötü bir şey abi. Yapar abi, yumurta felci de yapar. Yumurtaları gerekirse sık sık atmayın. Hani yumurtladı kuşunuz, kırıldı. Altına benim burada sadece yumurtalarım vardı. Onlardan buldum. Orada ne bakıyorsun? Yumurtalar mı? Yumurtalar var. Onlardan koyun altlarına ki kuşlarınız yumurta felci geçirmesin.
Ben mesela koyuyorum, işte bir an öyle yumurtladı, ben de fark etmedim, yavrunun altında kaldı. Yumurtalar da damarlaşınca ben mecbur bırakmak zorunda kaldım yumurtaları. Şimdi bu altından mesela yumurtasını alıyorsunuz ya, hayvanların yumurtasını sonra tekrar yumurtaya kovalarken hayvan sıkıntıya girebiliyor ve yumurta felci yaşıyor. Eğer ki siz hayvana yavru baktırmak istemiyorsanız altına o sahte yumurtalardan koyabilirsiniz. İnternette işte kuş satan yerlerde, pet shop'tan hepsinde var o sahte yumurtalar. O sahte yumurtalardan koyabilirsiniz. Çok da iyi yaparsınız. Hele bu kış zamanlarında eğer ki böyle bir yeriniz yoksa yavru üretmeniz, yavru büyütmeniz çok zor olacaktır. Bizim kümesimizde biliyorsunuz arkadaşlar, bizde de sıkıntı yaşadık. Hatta yavruları anadan ayırmak zorunda kaldık. Bu sefer de ana sıkıntıya girecekti. Ana kötü duruma gelecekti. Şimdi yavrulara kendim bakıyorum. Bakalım baktığımız bakacağız inşallah. Devam edeceğiz. Onları büyütene kadar devam edeceğiz. Yani çünkü onlar neticede bir can taşıyor ve bizim elimize muhtaçlar. İnşallah da onlar büyüyecek arkadaşlar. Büyüdüğü zaman da onları uçuracağız. Yine gerçi iki tane, bir iki ayaklı bir tane kedi veya akmacası veya hırsızı, işte bir şey gelecek bunlara, elimizden belki de alacak gidecek, bir şekilde kaybedeceğiz. Ama bunu bile bile işte kuş beslemek, işte ummak, umut etmek böyle bir şey. Şimdi bir tane dişiyle bir tane erkeği eşlemiş burada. Muhammed de eşlemiş, biz de eşliyoruz. Niye amacımız ne? Ya altından işte güzel bir kuş düşürürsek, oynayan bir kuş düşürürsek ne ala. Yani bir umut niye? Düşeceği belli mi? Düşeceği belli değil. Eğer ki düşecek, kesin düşecek olsaydı zaten. Arkadaşlar, şurada kuşlar da geldi. Bunları açalım da içeri girsinler şuradan. Onlar, uçurduğumuz kuşlar geldiği yere. Bunlar içeri girsinler. Onları diğer bir mesaj mı abi? Oraya mı alacaksın? Hallederim ben. He, tamam. Durumlar böyle arkadaşlar. Durumlar, vaziyetler böyle. Gerçekten de çok güzel bir video oldu. Ve çok güzel, çok muazzam kuşlar sizlere tanıttık. İnşallah bu izlediklerinizden keyif alırsınız. Direkt sanmıştım. Kuşlar geldi. O kuşlar, paslar geldi. Bakın arkadaşlar, pas. Millet bunları... Bu yavru abi sizin orada uçuracağız. Kıyıp da uçuramıyor. Biz burada pasları, Muhammed sağ olsun pasları burada bize kaldırdı. Bu yavru biz burada mı uçak diyorsun? Aynen abi. Ay maşallah. Ay maşallah. Erkek olacak ama ha. Saldırıyor mu? Yerinde de az çok saldırıyor. Ne? Orada bir tane var. Hepsi koyu yavrularında. Yavruların hepsi koyu. Koyu seviyorum abi. İyi maşallah yani. Ben de koyu kuş severim. Yavruların hepsi koyu. Bu yumurtaları daha yeni herhalde değil mi? Abi oluşmuş yani. 4-5 gün falan. Daha yeni damarlanmış. He 4-5 gün. Yaktım. Sanıyorum burada kocaktım. İşte ben gidemedim. Yavrum aklına kalmış yumurta. He. Çakallar öyle bir şekilde aklına da kalmış. Evet arkadaşlar, yani görüyorsunuz işte, verilen emeklere bakın. Ve bir kuş kaybolduğunda işte duyulan üzüntüyü düşünün. Buradan ya daha iyi anlarsınız. Yani öyle kolay değil yani. Gelip de bir evin odasını kapatmak, işte kuşu gece beklemek, ondan sonra sabah erken saatte kalkıp uçurtmak, işte yavru almadan işte yavruya, işte bak görüyorsun burada da pompa var. Gelip de yavruya böyle takviye yapmak, büyümesine yardım etmek. Yani bunlar kolay şeyler değil. O yüzden de birinin kuşunu tuttuğunuz zaman muhakkak bunun şeyine girin. Ben alıyorum abi, direkt sahibinden alıyorum. Yani araştırmanız, çünkü kolay değil arkadaşlar. Kuş sahibine güzel. Adamın damızlığını yakalamışsın. Damızlı kuş takla atmıyor mesela. Adam damızlığını ayırmış. Adam ne takla, ama adam altından geleni biliyor. Sen anlamazsın ama. Sen anlamazsın çünkü. Niye? Çünkü o adam o kuşun altından alana uçurmuş. Sen onu tuttuğu zaman dersin ki ay kuşa bak lan, işte takla dağıtmıyor, hiçbir şey yaramaz. Gidersin 10 liraya satarsın o kuşu. Ondan sonra o kuş yalan olur. Ama o adamın yaşadığı üzüntüyü bir de kendisi düşünür. Ben çok iyi tanıyorum ki elindeki damız erkeği veya damız dişli kaybolduğu için veya birileri yanına tutulup da verilmediği için çok iyi tanıyorum ki kuşunu bıraktı arkadaşlar. Ay maşallah. Ben önce bırakmaya düşündüm. Bir kere abi mavisi kaybolunca dişlisi. Dedim tamam dedim, ben kuşunu da bırakırım dedim. Sonradan abi dedim ki o kadar emek vermişim, o kadar kuşa niye bırakayım ki, devam edeyim.
Aldık içeri. Tamam mı? Yani çok hoş var ama yapacak bir şey yok, o kadar bir nekler yapmıştım. Ya dişilerim var, erkek varsa. Dişleri görüyorsun, bayağı dişin fazla var değil mi? Hastane. Ya millette de erkek çoğunluğu var, sende de dişi çoğunluğu var. Abi herkes dişi. Ama dişiler de dişiler yani, çok güzel dişiler var elinde. İstersen abi erkek varsa... Yok ki. Yavrunun babasını da vereyim, annesini de vereyim. Valla bir tane o kümes var ya bizim, şimdi yaptığımız yeni kümes. Tamam abi. O bir onu bir toparlayalım da ondan sonra bakalım. Ya var bir sürü dişim var da boşta olduktan sonra bana bir katkısı yok abi. En azından vereyim ki yavruları alabilirsin. Evet. Aynen öyle. Mahallede dolansınlar, yabancıya gitmesin. Ya yabancıya gitmesin. Ama bir... işte annesi bu abi, o yavru. Senin ihtiyacın olduğun zamanda, senin ihtiyacın olduğunu geleceksin. Diyeceksin bana da bu lazım abi, biz de sana vereceğiz. Olay böyle bir şey zaten. Bir kuşlu, hangi kuşa vurduysa aynı o sarı gözü mavi gibi altından hep kendi renginde attı yavrusun. Bu hangisi? O işte yavrunun annesi. Yavrunun annesi değil mi? Hiçbir farklılık yok abi, bildiğiniz gibi değil. Şunları bir çekelim şöyle. Ay maşallah. Bu mavi nereden geldi? Bu mavi çayırovadan geldi. Şu çakmaklıyla beraber almıştım. Bana bunu erkek dedi, dişi çıktı. Dedim erkek dişi hiç fark etmez. Kuşu bir uçurdum abi. Kuş bir gün kayboldu, ertesi gün geldi. Sinekle bir ballımla beraber uçururken ballıyı atmacaya alınca dedim bu kuşu da vermeyeyim atmacaya. Makasladım, yatırdım, iki takım yavrusunu aldım. He. Yavrularını da işte sökerken sıkıntı çıktı. Hastalananlar falan kurtaramayınca mecbur gitti. Dedim kalsın, vurayım ya. Uçurmayı düşünüyorum ben bunu, o mavi atmaca aldıktan sonra bunu da uçurmayı düşünüyorum. Eğer erkek varsa size vereyim, siz orada deneyin. Çatıda uçtum. Ben bunu Timur abi veririm, sen bunu Timur abinin uçağı değil mi? Uçurdum da. Nerede gösterdin? Burada ilk tramı Timur abi oraya geldiği zaman kuş besin. He, o zaman mı? Bir ballıyla beraber gösterdim, ballıyla beraber değil, atmacaya vermiş. Sinekte kayboldu, sana dedim ki tamam bilirsin, bilirsin. İyi maşallah Uğur ya. Şey Uğur, ya bu Uğur benim anıyor, ne yapayım? Bence bayağı bir anlıyor. Kulağım da çınlamıyor ama. Ama yine bayağı kuş var ya Muhammed. Soğuktan sıcağa geçince hepsi kustu. Aynen öyle. Yine bayağı da bir kuş var. Postalar ayrı yapacağım abi. Bu çatıyı şey yaparsan, tel yaparsan. Damızlıklar ayrı, uçurmalıklar ayrı olacak. Ya muhakkak yavruk uç ya. Uçuracağım kuş da. Damız bakacağım kuşa ayrı bakman lazım. Çünkü onun yemlemesi aynı olmuyor. O yüzden de onları ayrı bakman lazım. Aynen öyle. Var ya böyle yine satacaklarım vardı, arkadaşa hediye ettim. Baktım hani kimse uyumuşum. Var mı? Para vermiyor artık. Sizin bari ben de hediye edeyim de uçursunlar. Satacağım kuş var mı bunların arasında? Miskiler düşünüyordum da abi. Baktım böyle alanı yok. Ben de dedim ki uçurayım. Arkadaşlar uçan miskiler, paspa olan miskiler değil mi? Aynen. Paspa olan miskiler satılık. Eğer ki almak isteyen arkadaş varsa bizim videonun altına yorum yapsın. Bir fiyat belirleyelim. Ne diyorsun onlara tamam, peki? Tamam fotoğrafını yaparız yine. Sıkıntı yok abi ya. Veririz yine. 100 liraya veririz yani. 100 liraya mı? O kadar etmiyorlar ama yapacak bir şey yok. Ben sadece dişisini o kadar almışım. Arkadaşlar 100 lira o kuşlara hiçbir şey. Ben size söyleyeyim. 100 lira o kuşlara hiçbir şey. 100 liraya almak isteyen arkadaş varsa Gebze civarı otobüsle bizim için daha iyi. Yani çünkü otobüste vermek sıkıntı oluyor. Azıcık nefes vereyim ben o kuşları. Yani ben kuşları gördüm. Kuşların dişisi güzel atıyor. Video da çekti zaten. Kuşlar oynuyor. Yani 100 liraya zaten alacağınız kuşlardan da çok büyük kuşlar beklemiyor ama bu kuşlar 100 liranın üstünde. Hani beklediğiniz üstünde olan hayvanlar. Bak Muhammed diyor ki sadece dişi 100 liraya aldı. Ben şimdi kuşlara şöyle bir yaklaştırayım. Koyalım bir tane fark var. Oraya al bakalım onları bir. Oraya bir al onları. Evet, satılık kuşları. Evet arkadaşlar, satılık kuşları bunlar. Kuşlar dişi daha iyi pasta ama bunları... Altmanın yani, şekline gidip dişiden yani, de daha çok pasta gidiyor. Yani bunları kostüm olarak düşünmeyin. Bunlar uyum kuşu çünkü. O maksatta alın. Yani kostüm olarak ben kostümden anlamıyorum. O yüzden bu kuşlar uyum kuşu olarak alırsınız. Muhammed bunları satıyor, 100 liraya bunları veriyor. Başka var mı peki? Muhammed bunlardan başka? Şimdilik bunu söyle.
daha var, şu sineklilerde. De. Sineklinin erkeği var mı? Dişi yumurtaya yatıyor, bu mecburen. He, o dişi ondan sonra bakarız o onları ya. Ya alacak var mı yumurtası atarım, yumurtası daha yeni. O da şu sinekli. Hangi sinek? Onu da getir. Arkadaşlar, erkek ihtiyacı olan varsa... Bu da damızlık. Bir tane damızlık erkek. Sökük damızlık ama hoş bulduk. Sert bir kuş. Yumuşak kuş olan denesin, çok da güzel bir kuş. Evet arkadaşlar, şu kuş... almak isteyen varsa... Gebze'den bize ulaşabilir. Buna kaç para diyoruz? Mehmet. Bu da 50 lira arkadaşlar. Çok para istemeye gerek yok zaten. Kuşta oyun mu kuştum içeride gün mü? Yapar abi. Yapar. Kanatları da makaslı. Alıp ya arkadaşlar 50 lira hiçbir şey bu kuşlar için ya. Yani şu an oyun kuşu oyun kuşu para yapmıyor. Çünkü kostüm işine girdi. O yüzden de oyun kuşuna insanlar fazla önem vermiyor. Ama yani 100 lira o miskiler, 50 lira bu sinekli sabun içeride de yapıyor. Yani bunlar hiçbir şey bu paralar. Eğer ki düşünürseniz alttan yorum yazabilirsiniz. Miskinin dişisi uzaktan atar yani fazla hani aşırı derecede böyle uzaktan sallaması yok ama oturdun mu çatının terasının içine kadar oturur gider 6-7 tatlıya kadar buluyor kendisi. İlker Ardeceğiz zaten uzun metraj kuş. Dişi burada zaten. Her şeyde... Sadece pası için bile şu kuş 50 lira verilir. Sadece pası için bile. Erkeğin kızgınlığını geçiremedim. Erkek hani böyle geldiğinden beri kızgın. Bir senedir, bir buçuk senedir kızgın. Bir türlü kızgınlığını geçiremedim. Düzgün oyunu göremedim. Ama şimdiye kadar oynadığı 4 tatlıyla kendini 2 tatlı, 3 tatlı güne... Yavru yumurta garantili değil mi? Aynen abi. Yavru yumurta garantili. Kişiden daha koyu farklı var. Bakın arkadaşlar. O işte o kalkan sinekli sabunuydu. Kanatları makaslı halde tatlısını çevirdi. Gördünüz zaten. Kuş durumlarımız böyle arkadaşlar. Son olarak Muhammed, söyleyeceğin bir şey var mı? Yeni başlayan kuş arkadaşlara. Yeni başlayan kuş arkadaşlara. Hevesinizden, sevdanızdan hiçbir zaman vazgeçmeyin. Yani pek kendinizi de kuşlar için de şey yapmayın. Kendinizi de kuşlar için yani ailenizde de papaz olmayın. Yani nasıl diyeyim size. Ben çok kavga yaptım, çok tartıştım. Hani onlar da artık alıştılar bana. Hani kuşu da her zaman hani iyidir ama kötü anlar da vardır. Hani her zaman kendinize iyi dostlar seçin. Çevrenizden de uzak durun ki hani kötü çevrenizden uzak durun ben size diyeyim. Kuşu da dediğim gibi devam edebilirsiniz kuş şeylerine, sevdamıza. Eğer yani hediye etmek istediğin kuşlar da olur yani eğer gelen olursa kırmam kimseyi. Bir arkadaşlar Muhammed şey Muhammed gönlü zengin bir arkadaş kardeşimiz. Bak daha 17 yaşında söyleyeceği sözleri belki 30 yaşında adam söyleyemez. Çünkü bu kuş işi biliyorsunuz ki farklı bir şey. Farklı bir zehir çünkü. Kaçak şöyle ki yani sizin içinize girdiği zaman daha başkasına kuş veresiniz de gelmiyor. Ama bunu dağıtarak yaptığınız zaman inanın daha büyük keyifler yaşıyorsunuz. Ben bizi ağırladığı için Muhammed kardeşime teşekkür ediyorum. Çayı getirdi bize sağ olsun. Bugün bu kadar arkadaşlar. Bir tane dişi beyaz varmış. Getir. Dişi beyaz varmış arkadaşlar. Onu da gösterelim. Vallahi güzel. Bomba gibi bir video oldu. Yani çok güzel. Çok güzel maşallah. Ben gerçekten kuşları çok beğendim yani. Yerim olsa kümesine buradan bir takım alacağım kuş var. Hatta kafamda da belirledim onları. Şuradaki mesela ayak paçaları beyaz olan mavi bastım bir kuş. Bu dişi beyaz var abi 14 çocuk. Bu da oyunda. Oyun kuşu değil mi? Aynen abi, oyun arkadaşlar bir tane öyle dişi beyaz geldi. İhtiyacı olan varsa bakın şöyle yapın. Bu iki takım kuşu alsın kümesine koysun. O erkekle de bu dişiyi vurabilir. Biraz da bir çalışım yapabilir. Kuşlar biraz dışarı kümes biraz büyük küçük şey küçük yani hayvan çok fazla olduğu için biraz hayvan kirlenmiş ama hayvan temiz bir hayvan. Ya yani orada sıkıntımız olmasın. Zaten paçası var. Bir tane de paçası var. Satmadım satamadım birisini hediye edeyim. Arkadaşlar bunu satmayalım. Varsa ihtiyacı olan bir arkadaş Gebze'den alabilir. Hediyedir arkadaşlar. Yani bu videomuza da böyle bir şey yapalım. Varsa ihtiyacı olan gelsin. Bu şu paçasız işte bir kuş. Ama yeni başlayan kuşların arasına geldi beyaz değiş yapmış. Yeni başlayan bir kardeşimize
onu verebiliriz. Çok da iyi yapmak. Evet, çok da iyi yapmak. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar bu videolarda. Eğer ki hala da kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.